Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Huawei'in geliştirdiği, üzerine çokça çalıştığı bir cihazı olan MateBook X Pro ile beraberiz. Bu cihazda tasarım konusunda en iyileştirmeler, donanım konusunda, ekran konusunda her şeyin üzerine çok çalışmışlar. O zaman lafı çok fazla uzatmıyorum. Bu bilgisayara bayılacaksınız. Tasarımıyla başlayalım. İlk olarak cihazın rengiyle başlamak istiyorum aslında. Kutuyu ilk açtığımda çok beğendim gerçekten rengini. Genelde bize gelen cihazlar Huawei'in gri rengi oluyor. Ama bunun mürekkep mavisi rengi gerçekten beni çok cezbetti diyebilirim. En başında bundan bahsetmek istiyorum. Yani bazen böyle kapalı alanlarda birazcık da griye kaçıyor ama bu rengi keşke gerçekten gözünüzle görebilseniz. Çok güzel bir rengi var ve premium olarak geçiyor bu mürekkep mavisi rengi. Cihaz magnezyum alaşımlı metalik bir gövdeyle geliyor. Bu da cilt dostu ve çok dayanıklı bir gövde olduğunu gösteriyor aslında bize. Çizilmeleri oldukça dayanıklı olduğunu da söyleyebiliriz. 1.26 gramlık bir ağırlığı var. Aslında ağırlık değil, hafiflik ve 15.6 milimlik de böyle bir inceliği bulunuyor. Şimdi şöyle cihazı kapatayım. Siz de göreceksiniz ne kadar ince olduğunu. Yani buna kalınlık denemez. Cihazın 1.26 gramlık bir ağırlığı var demiştik ama bu gri modelde bir tık daha artıyor. Bunu da bilgisini verelim. Kalınlık da çok küçük santimlerle gri modelde de artıyor. Bu birazcık daha üzerine çalışılmış bir cihaz olduğunu söyleyebilirim mürekkep mavisinin. Cihazın yan tarafında siz de şimdi detaylarda mutlaka görüyorsunuzdur. Bir hoparlörlerimiz bulunuyor. 6 tane hoparlörü. Alt tarafında da hemen şu tarafta 4 tane mikrofonu var ve bunların hepsi yapay destekli bir şekilde çalışıyor. Eğer görüntülü görüşme sağlıyorsanız yapay zeka desteği sayesinde görüntünüz çok daha iyi. Aynı zamanda mikrofonlarda dışarıdaki sesleri azaltıp sadece sizin sesinize odaklanmaya yarıyor. Ve hoparlörü gerçekten böyle bir şey yok. Huawei Sound tarafından hazırlanmış bir hoparlör. Zaten onun testlerini de birazdan göreceksiniz. Gerçekten sesin nereden geldiğini bu kadar iyi mi hissedersiniz? Üzerine marka gerçekten çok çalışmış. Cihazın yan tarafında Thunderbolt 4 bağlantı noktası ile beraber istediğiniz cihaza çok hızlı bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Farklı bağlantı noktalarına kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda iki tane de USB girişi bulunuyor. Bu USB girişleri sayesinde de aynı zamanda Thunderbolt sayesinde de çok hızlı bir şekilde veri aktarımı da sağlayabiliyorsunuz. Cihaz taşınabilirlik açısından da oldukça güzel. Yani 14.2 inçlik bir ekran boyutu var. Ona ekranda geleceğim zaten ama hafifliği konusunda gerçekten böyle bir kitap kadar hafif aslında. Ve ilk elime aldığımda da gerçekten bu konu beni aşırı mutlu etti. Böyle atacaksınız yani. O kadar hafif bir cihaz. Cihazın üst tarafında hemen burada görüyorsunuz bir parmak izi girişi var. Aynı zamanda güvenlik açısından da yüz tanıma Face ID'ye de bulunuyor. Touchpad tarafına geleceğim. Touchpad tarafında gerçekten bazen yani direkt bilgisayarı aldığımızda yanımızda mouse'umuzu da alıyoruz. Çünkü touchpad tarafı böyle birazcık yavaş ilerliyor, biraz can sıkıcı olabiliyor. Bu tarafta da aslında çok kolay böyle kaymak gibi kayan bir touchpad tasarlamışlar. Oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Bu touchpadlerin de kısa yol tuşları bulunuyor. Bu kısa yol tuşlarına birazdan gelecektim aslında ama hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Eğer üst tarafta şu an detaylarda görüyorsunuz, soldan sağa doğru yaparsanız videonuzu ileriye geriye alabiliyorsunuz ve normalde bir sekmeye de girdiyseniz aslında geriye doğru da gidebiliyorsunuz. Hemen sol tarafta yukarı aşağı yaptığınızda ise parlaklığınız azalıp artıyor. Sağ tarafa da yaptığınızda da sesiniz alçalıp kısalıyor. Bu da böyle bir kolaylık. Eğer video falan izliyorsanız kenarda tuşa kadar inmek yerine bir touchpad'den bunları halletmeniz oldukça kolay. Şimdi sıra ekranda. Huawei bu cihazında şu ana kadar gördüğünüz tüm Huawei laptoplarındaki en iyi iyileştirmeleri gerçekleştirmiş bulunmakta. 14.2 inçlik bir ekran boyutumuz var ve 3'e 2 görüntü oranı bu cihazla beraber. Ekran çözünürlük konusunda da 3120'ye 2080 çözünürlük sunuyor sizlere ve 264 ppi'lik görüntü hassasiyeti de sağlıyor.
P3 renk gamı destekli cihaz 1.7 milyar renk gösterebiliyor. 1500'e bir karşıtlık oranı bulunan laptopun 500 nit aralıkta bir parlaklığı bulunuyor. Ekran 90 Hz'lik bir tazeleme hızıyla geliyor ve 92.5'luk bir gövde oranı da bizlerle beraber. Zaten çok ince bir şık bir tasarımı var cihazın. İnce çerçeveleri var. Eğer dizi film izliyorsanız ya da oyun oynamak istiyorsanız size çok fazla alan sağlıyor. Ekranın şöyle de bir özelliği var. Eğer dışarıda kafede çalışıyorsunuz ya da evde dizinizi, filminizi izliyorsunuz. Bazen şey diyoruz ya, atıyorum arkadaşımızla izliyoruz. Kanka biraz aşağı indirsene, yansıyor falan. Bu cihazda böyle bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Çünkü yansıma önleyici bir ekran var ve dışarıdan gelen ışıkları ekrana yansıtmıyor ve mat bir şekilde görebiliyorsunuz aslında. Bu da bu cihazın artılarından biri aslında. Laptop'a sizin için ekranda gözlerinizi düşünmüşler ve TÜV'den sertifikalı ve Huawei'in ilk 3.1 sertifikasını almış bir ekran sizlerle beraber. Bu ekranda göz okuma parlaklığı ya da akıllı ayarlanabilir parlaklık sayesinde hem ortamınızda, eğer karanlık bir ortamdaysanız, sizin için otomatikman ışığı düşürüyor ya da okuma tarafına geçmek isterseniz size bunu özelleştirebiliyorsunuz zaten. Huawei Free Touch sayesinde ekranda dokunmatik bir şekilde halledebiliyorsunuz. Videolarınızı oynatma ya da farklı bir sekmeye geçme, bunu artık hangi işlevle kullanmak istiyorsanız bu dokunmatik ekranı Huawei Free Touch sayesinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Cihaz donanım tarafında da iyileştirmelerle gelmiş, oldukça güzel özellikleri var. 12. nesil Intel i7 işlemcisiyle beraber bu cihaz geliyor. Bellek tarafındaysa 16 GB'lık DDR5 RAM ile beraber geliyor. 512 GB ya da 1 TB'a kadar SSD değeriyle geliyor bizim elimizdeki 512 GB'lık bir cihaz. Intel Xe Iris grafik yongası sayesinde, aynı zamanda Intel Evo sertifikası sayesinde bu cihazda hızlı uyanmalar, güçlü performans, uzun batarya ömrü gibi çok fazla avantaj sağlıyor. Eğer bunların detaylarını öğrenmek istiyorsanız Google tarafından da aratabilirsiniz. Çok fazla artısı bulunuyor. Bu işlemleri gerçekleştirirken eğer bir içerik üretmek istiyorsanız, Adobe tarafında çok fazla çalışmanız gerekiyorsa, uzun çalışmalarda bilgisayarın ısınması konusunda da Huawei Shark Fin Fan sayesinde bu soğutmalar çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ve bilgisayarınız aslında ısınmıyor. Çok çok böyle minnacık bir ısınma gerçekleşiyor, o da artık olsun. 90 wattlık süper şarj, 65 wattlık mini şarj sayesinde 30 dakikada %58'e kadar şarj olabiliyor ve bu şarj aleti sayesinde, yani tek bir şarj aleti, eğer seyahate falan çıkıyorsanız hem bilgisayarınızı şarj edebilirsiniz hem telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Bunun gibi artıları bulunuyor. Bağlantı tarafındaysa Wi-Fi 6 destekli de geliyor. Bluetooth 5.2'yi de kullanmışlar. Cihazın akıllı deneyiminden bahsedecek olursam, Huawei cihazınızı telefonunuza yaklaştırdığınız an çok rahat bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Eğer Huawei kullanıcısıysanız aktarımları çok kolay bir şekilde tek bir tıkla sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda Huawei Cold'un güçlü güvenlik sistemiyle beraber tüm verilerinizi aktarabilir. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi ise gelelim cihazın fiyatına. Burası birazcık can alıcı bir nokta. 44.999 TL'lik bir fiyatı var bu cihazın. Peki neden bu kadar fazla? Çünkü Huawei'in geliştirmiş olduğu en iyi teknolojiler aslında bu cihazın içerisinde. Eğer isterseniz burada oyun tarafında ya da Adobe tarafında testler de gerçekleştirmemizi isterseniz yorumlarda belirtin. Sizler için oyun da oynayalım. Bakalım testlerde, deneyimlerde neler göreceğiz, dedikleri kadar güçlü mü işlemcisi? Bunları da test etmiş oluruz. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Sizler için kısaca değerlendirmiş olduk. Ben en fazla beğendiğim özelliği sanırım rengi ve taşınabilirliği konusunda bu kadar hafif olması. Siz neleri beğendiniz yorumlarda belirtmeyi bizler için unutmayın. Alt tarafta belki birazcık da tartışırız bu cihazın bu kadar fiyat olmasına değer mi diyerekten. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bu cihaz hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizlere orada cevap veririz. Bir like'ınızı da alırız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.